Merhaba arkadaşlar. Nisan ayının yengeç ve yükselen yengeçler için neler getireceğine hep birlikte bakacağız. Mart ayı uzun bir ay oldu hepimiz için. Hala da olmakta ama Nisan ayında neler yaşayacağımız hakkında bir öngörüde bulunmaya çalışacağız. Evet, yengeçler için biraz şanslı bir dönem Nisan ayı. Büyük bir kısmetle başlayacaklar Nisan aylarına. Beklenilen ya da olması gereken bir şey zamanı dolmuş ama bir türlü eline geçmemiş. Miras olabilir, para olabilir. Anlaşma veya ihale ile ilgili bir beklenilen maddi anlamda bir kısmet olabilir. Ellerine geçmesinin süresi uzamış olan ne varsa onun artık hanenize girişi gözüküyor. Belli bir ödemeler dengesi kurmuşsunuz. Bunları da yapacaksınız ama geriye kalan bir miktar kendiniz için yatırım yapacağınız bir para ayıracaksınız. Sağlığınız açısından iyi şeyler gözüküyor. Her ne kadar ortalıkta virüs salgını olsa da sizin bünyeniz sağlıklı gözüküyor. Direnç yapınız daha sağlıklı diğer burçlara nazaran. Su burcu olmanızın dolayısıyla da hava şartları sizi bayağı bir destekleyecek sağlığınız açısından. Unuttuğunuz veya beklemediğiniz bir şey var. Nasıl desem, geçmişle alakalı. Ama artık olması ihtimalini bile gözünüzün önünden kaldırdığınız bir olayın gerçekleştiğini göreceksiniz. Bu maddi anlamda olabilir. Bir kişinin gelmesi olabilir. Bir kişiyle ilgili kişiyle alakalı bir olay ama hani maddiyata dayalı bir şey bu. Hani unuttuğunuz bir borç para olabilir veya başka bir yatırım yapmışsınızdır artık onun geri dönüşü olmaz dediğiniz bir şey olabilir. Öyle bir paranın geri dönüşü gözüküyor. Uzun zamandır bir uğraştığınız iş konusuyla alakalı. Eğer işsiz bir yengeç burcuysanız, iş arayışında olduysanız, daha önce geçmişte başvurduğunuz ama henüz cevap alamadığınız iş yerlerinden geri dönüşünüz var. Eğer iş yeri sahibiyseniz veya ortaklı bir işiniz varsa yeni bir ihale kazanma ihtimaliniz yüksek. Bu dönem bu iş konusunda şanslısınız. Hatta para konusunda şanslısınız diyelim. Eşya alımınız var. Bunu işsel olarak yani iş anlamında bir eşya girişiniz var. Araba olabilir, şirket arabası olabilir veya şirkete mülk edinme olabilir, yeni bir ofis olabilir. Bunlarla alakalı yeni bir eşya girişiniz var, iş konusuyla alakalı. Uzun zamandır sadık bir arkadaşınız, dost bildiğiniz bir kişiyi, uzun zamandır görmediğiniz bir kişiyi tekrar görüşmeniz var. Bu kişiyle görüşmenizin sebebi tabii ki biraz iş olacak, biraz dostluk olacak. Dostunuzla ortaklı bir işe girebilirsiniz. Böyle bir projeniz daha önce olmayabilir ama bir anda gündeminizde yer alabilir. Veya böyle bir projeniz varsa imza aşamasına gelebilir. Bunda da bir sıkıntı gözükmüyor çünkü dostunuz gerçekten sağlam bir kişi. Güvendiğiniz kişi konusunda sağlamcı olduğunuz buradan da belli. İnsanları seçerken ki çok fazlasıyla seçtiğiniz önünüzde hani tabiri caizse çer çöp olan kim varsa hepsini yok ettiniz. Geriye sağlam kemik yapıda kendinize hayatınız boyunca zorluk yaşatmayacak ya da kazık atmayacak kaba bir tabir oldu ama kişiler kaldı. Onlarla ilgili iletişimle bağlantılı, sosyal medya ile alakalı bir iş girişiminiz gözüküyor. Yedek iş de olabilir, asıl iş de olabilir ama ortaklı bir iş olarak gözüküyor bu. Yolculuklarınız var. Bu Nisan ayında sık sık seyahat edeceği gözüküyorsunuz. Şehirler arası yolculuklarınız hatta bir kişi de yoldan geleniniz var. Bu sıkıntılı bir dönem gibi gözükse de size aydınlık olarak gelecek. Çünkü seyahatlerden zevk alacaksınız, emin olabilirsiniz. Evet, seyahati sevmeyen bir burçsunuz ama bu dönem bu seyahatler size bazen can simidi gibi gelebilir. Uzun zamandır rutinde yaşıyordunuz. Hayatınızı belli bir rutine koymuştunuz. Bu rutinden çıkıp hayatınıza yeni heyecanlar katmaya başlıyorsunuz. Bununla ilgili de aşk kapınız aralanıyor. Yeni başlangıçlar, yeni soluklar için. Evet, seyahatler belki de aşk anlamında size gündelik hayatınızda fırsatlar yaratabilir. Yaşantınızın özellikle aileyle ilgili alakalı bölümünde 3 kişiyle özellikle 2 bayan bir erkekten bahsediyorum ne yazık ki. Bu 3 kişiyle ilgili
Ya projeleriniz var, ya planlarınız var, ya da gündeminizde bir konuyla ilgili. Bunlarla bir sorunu ortak masaya yatırıp bir çözüm arayışınız var. Bunu gündeme getirebileceksiniz. Belki evlenme aşamasındasınız ve evliliğinize karşı gelmiş olabilirler. Bunları ikna etmek zorunda hissediyorsunuz kendinizi. Böyle bir üçlü, dörtlü konuşmanız var. Yurt dışına bir seyahatiniz gözüküyor. Yurt dışıyla bağlantılı bir iş sebebiyle veya ani bir telefon görüşmesiyle bir anda yurt dışı seyahatiniz gözüküyor. Evet, bu dönemde sakıncalı. Gerekli olmadığı sürece de yurt dışına çıkmamanızı tavsiye edeceğim ama bunun erteleyebiliyorsanız ertelemenizi şey yapacağım ama acil görünen bir yurt dışı seyahati gözüküyor. Ne yazık ki. Bu kadar güzellik varken hiç mi zorluk yok diyeceksiniz. Var. Aslında uzun zamandır beri resmi kurumlarla alakalı veya davanız varsa, bir kişiyle anlaşmazlığınız varsa bu konuda çıkmazdasınız ve resmi kurumlara yansımış durumda. Bunun dava çok uzun süreli bir dava olacak ve sizi zora sokacak. Yani zora sokmasının sebebi git gel oynamak zorundasınız. Zamanınızı çalacaklar. Bu yüzden hani davanın sonucu ne olur bilmem ama şu an daha kesin yok çünkü gereksiz bir şekilde, lüzumsuz bir şekilde açılacak bir dava. O yüzden sizin canınızı çok sıkacak. Yani hani derler ya, ummadık taş baş yarar, belki de sizinki böyle bir şey olacak. Evet, Nisan ayının yengeç ve yükselen yengeçlere neler getireceğine dair tabağımızda neler çıkacak onlara bakacağız. Aile içinde bir mülk edinme gözüküyor. Yani siz olabilirsiniz, kardeşiniz veya aileniz olabilir. Bir mülk edinme var, buna sevineceksiniz. Bir muradınıza ereceksiniz. Uzun zamandır beklediğiniz bir konuyla alakalı atınızın şahlanmış vaziyette çıktı. Bir rakamı ile işiniz var. 1 ve 3 rakamı, 13 rakamı da olabilir. Veya 31 Mart da olabilir. Böyle bir rakamla ilgili işiniz var. Kafanız çok fazla karışık. Aslında özellikle ikili ilişkileriniz de çok karışık. Doluya koysanız almıyor, boşa koysanız dolmuyor. Bazen hanginizin büyüttüğünü bilmiyorsunuz. Karşınızdaki kişiden anlayış bekliyorsunuz olmuyor. Biraz karmaşık bir olay olacak ama etrafınızdaki kişilerden destek aldığınızda çok rahatlıkla atlatabileceğiniz, hani sözünü dinleyebileceği kim varsa onlardan yardım almanızı tavsiye edeceğim karşınızdaki kişinin. Çünkü sizden çok onu dinlemesi bazen hayırlı olabilir. Böyle de bir hayır gözüküyor size. Nisan ayı sıkıntılı bir ay ama sizin için baharın müjdeleyicisi olacak. Hani hayatınıza yeni bir kadın girebilir. Eğer kadınsanız da böyle bir dost edinebilirsiniz. Küç saçlı kızıl, keskin hat kesimleri olan bir kadından bahsediyorum. Neden olduğunu bilmiyorum ama kadın aydınlıkta, yani size zararı dokunacak değil, faydası dokunacak olarak gözüküyor. Bir sıkıntınızla birlikte hallolması gereken işi belki de o yapacak. Bu aralar birilerine güven duymaya ihtiyacınız var. Özellikle de yanınızdaki partnerinize güven duymaya ihtiyacınız var. Kafanızdaki şüphelerden arınmaya ihtiyacınız var. Bunlarla ilgili konuşma yapabilirsiniz yüz yüze veya başkalarıyla aracılığıyla böyle bir konuşma gerçekleştirebilirsiniz. Nisan ayının yengeç ve yükselen yengeçlere getireceği 3 tane farklı kapı var. Bugüne kadar uğraştıkları işlerle ilgili alakalı. Bunlardan bir tanesi hızlı bir şekilde olacak ki parayla alakalı. İkincisi aşkla ilgili, zamana yayacaksınız. Siz bu çünkü sizin huyunuz güvenmek isteyip karşıdaki kişiyi küçük sınavlardan geçirme huyunuz var. Böyle bir şeye tabi tutacaksınız ama karşınızdaki kişinin sağlam olduğunu zamanla göreceksiniz. Geçmişle alakalı üçüncü bir konu var. O konuyu da sıkıntılı bir konuyu aydınlığa çıkarmayla alakalı bir işiniz olacak. Burada fincanın dışında da bazı görüntüler vardı. Ona takıldım arkadaşlar. Dışarıdan gelecek iki tane kişi
iki ayrı farklı zamanlarda gelecek olan kişi ya sıkıntılarıyla gelecekler ya da size sıkıntı yaratacaklar ama sonu aydınlığa çıkacak bir şeyden bahsediyoruz tabii ki. Evet, kanalımıza abone olmadıysanız abone olmanızı veya beğenmenizi, yorumlarınızı ve eleştirilerinizi bekliyorum. Arkadaşlar kusura bakmayın, çok hasta olduğum için biraz zorlanıyorum. Kusurumuz olduysa affola. Tekrar görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.